Pandemi ile birlikte hayatımıza iki önemli kavram girdi. Evet. Bunlardan biri dezenfektan, evet. bir diğeri de son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz aşı. Evet. Aşı ile ilgili duyduğumuz bazı kavramlar var hayatımıza yeni yeni giren. Evet. Ee, bunlar da fazlar. Faz 1, faz 2, faz onayından geçti vesaire. Bu şeyler sürekli bunları duyuyoruz. Evet. Bunlar nedir? Şimdi fazla önce açıklamak istediğim çok önemli bir şey var. El hijyeni için kullandığımız kimyasallar her şeyden önce dezenfektan değil. Bunlar antiseptik. Yani biz antiseptik ve dezenfektan kavramlarını yanlış yerde kullanıyoruz. Eğer biz virüs ya da diğer mikroorganizmaları canlı bir e, yüzeyden arındırmaya çalışıyorsak, uzaklaştırmaya çalışıyorsak kullandığımız kimyasallar antiseptik eğer cansız bir materyalle yani temizlemeye, arındırmaya çalışıyorsak da bunlar dezenfektan oluyor. Faz için ne diyeceksin? Şimdi faz kavramları ile ilgili aslında fazı şöyle tanımlamak gerekiyor. Faz ilaç ya da aşı fark etmiyor. Bu sürecin geliştirme sürecinin sadece bir parçası. Aslında dört tane ana stepten, ana aşamadan oluşuyor. İlaç, üretim ya da geliştirme süreci. Ve faz dediğim gibi bunların içerisinde en önemli ama en az kompleks olan bölümlerden aşamalardan bir tanesi. Yani bu faz sürecinin aslında öncesi var. Aynen öyle, Ve öncesi var. Ve bunlar sadece şu an dahil olduğumuz aşı geliştirme sürecinde değil, aslında ilaç geliştirme sürecinde de var. Evet. Yani siz ilaç niteliği kazandığını düşündüğünüz ya da kazandırmak istediğiniz bir ajan için, bir madde için aslında tüm prosesleri uyguluyorsunuz. Aşı da bunlardan bir tanesi. Hayvanlar için üretilen ilaçlarda da prosedür aynı şekilde mi? Aynı şekilde işliyor, Peki, fark yok. Hangi aşamalar var? Şimdi şöyle dedik ya fazlardan önce bir takım aşamalar var. Bu fazdan önceki aşamaları biz şöyle değerlendiriyoruz. Bir defa fazdan önceki en önemli ve en çok zaman aşama alan aşamalardan bir tanesi keşif, araştırma ve preklinik dönem dediğimiz bir aşama var. Burada ne yapılıyor? Aslında ilaçların en çok zaman harcanan kısmı burası. Şimdi burada temelde bir takım soruların yanıtları aranmaya çalışılıyor. Yani biz toplumun karşı karşıya kaldığı her problem için ne yazık ki ilaç üretimiyle ilgili girişimde bulunmuyoruz. Bunun çok önemli bir niteliğe sahip olması gerekiyor. Bir hastalık ya da bir problem için ilaç üretilebilmesi için. En önemli noktalardan bir tanesi topluma olan sosyal ve ekonomik yükünün kayda değer olması gerekiyor. Bunun dışında amaçlanan bir takım olgular var. Yani keşif ve araştırma dönemi ve periklinik dönem dediğimiz süreçte e, yanıtlanması gereken temel sorular var. Bunlardan birincisi hastalığa neden olan etkenin tanımlanması yani etiyolojinin tanımlanması. İkincisi hastalığın patogenizinin tanımlanması. Yani hastalığın ya da o etkenin vücuda girdikten sonra ne tür problemlere, ne tür fonksiyonel değişikliklere sebep olduğunun anlaşılması lazım. Üçüncüsü epidemiolojisinin bilinmesi lazım. Yani bu problem ne kadar yaygın, toplumun ne kadarlık bir kesimini etkiliyor. Ve dördüncüsü de biraz önce söylediğim gibi sosyal ve ekonomik olarak ne tür yükler getiriyor. Yani önümüzde çok net bir örnek var işte. Covid ile bir seneden fazladır dünya boğuşuyor ve bununla mücadele ediyor. Ve ne yazık ki hiçbir sınır tanımadı. Tüm ülkeleri, tüm toplulukları, tüm insanları etkileyen bir soruna dönüştü. Keşif ve araştırma aşamasındayız şu an. Evet doğru. Bu noktada üretilecek olan ilaç neyi <laughs> hedefler? Şimdi amaçları doğru tanımlamak çok önemli. Yani bu aslında bizim bir ilacın e, üretilmesi için gerekçelerimizin ne olduğunu belirlemeye yönelik aslında bir tanımlama. Bir tanımlama sistematiği. Şimdi bundan sonra önemli olan nokta şu. Bir ilaç üretilirken oluşan hastalıkla ilgili hangi problemi ortadan kaldıracak? Bunu net olarak belirlemek gerekiyor. Ne demek? Bu şu demek. Bir, şuna mı odaklanacağız? İlaç hastalığa sebep olan etkeni ortadan kaldırmaya yönelik olarak mı üretilecek? Bu bir. İki, ilaç o etkenin oluşturduğu ya da o etkenin bozduğu, oluşturduğu patolojiyi ortadan kaldırmaya yönelik ya da bozduğu fonksiyonları düzeltmeye yönelik olarak mı üretilecek? Üç, bu ajanın yani vücutta hastalığa sebep olan bu ajanın oluşturduğu komplikasyonları ortadan kaldırmaya yönelik mi kullanılacak? 4 eğer bunların hiçbirini yapamıyorsak oluşturduğu semptomları ortadan kaldırmaya yönelik olarak mı üretilecek ya da kullanılacak? Bu dört tane temel nokta bir ilaç üretilirken ilacın üretilme hedefinin belirlenmesi için kullanılıyor. Devam edelim. Hı hı. Keşif ve araştırmadan sonra hedefini de belirledik. Hı hı. Sonrasında fazlara gelmedik mi hala? Hala fazlara gelmedik. Çünkü keşif ve araştırma ve preklinik... Faz ya da preklinik aşama denilen bir dönemden bahsediyoruz. Preklinik nedir? Şimdi preklinik, klinik öncesi demek. Fazlardan önceki en önemli aşamalardan bir tanesi. Burada iki tane temel hedefimiz var. Bunlardan bir tanesi o biraz önce bahsettiğim hedeflere yönelik elimizdeki ajanların iki tane önemli kriterini, iki tane önemli niteliğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi etkinlik, diğeri güvenlik. Daha önceki videolarda bununla ilgili çok önemli bir şey söylemiştim zaten. Demiştim ki bir maddenin ilaç olarak nitelenebilmesi için mutlaka ve mutlaka etkinlik ve güvenlik açısından kanıtlanmış ve bu olgunun net bir şekilde açıklanmış olması gerekiyor. Yani hem etkinlik yönünden hem de güvenlik yönünden mutlaka kendini ispat etmiş olması gerekiyor. Bunun için çok farklı teknikler kullanılabilir. Bunun için in vitro teknikler kullanılabilir. Yani canlı dışında bir takım deney setleri organize edilip orada bu bahsettiğim iki tane temel nitelikle ilgili araştırma yapılabilir. Laboratuvarda yani. Laboratuvarda ya da in vivo olarak bunlar yapılmaya çalışılabilir. Yani in vivo olarak da kastımız ne? Deney hayvanları. Özellikle deney hayvanlarında yapılan kısmı ile ilgili güvenlik testleri çok önemli. Bununla ilgili çok uzun süren testler yapılıyor. Yani bazen birkaç yılı bulan testler yapılıyor. Temelde o ilaç vücuda girdikten sonra vücutta uzun süreli etkiler, uzun süreli olumsuz etkiler meydana getiriliyor, getiriyor mu getirmiyor mu bununla ilgili çok önemli testler yapılıyor. Bundan sonra o biraz önce hani hepimizin günlük yaşantımızda çok üzerinde durduğu aa şu fazlaymış, aa bu fazlaymış ya da bu atlanmış ama işte kullanılmaya başlanmış ya da onay almış dediğimiz kısım aslında şimdi geliyor. Onlar da fazlar. Yani klinik dönem, klinik aşama. Yani preklinikte İnsanlar devreye giriyor mu yoksa daha girmiyor mu? Preklinikte insan yok. Ya da işte bu sadece insanlar açısından değerlendirmiyoruz olguyu tabii. Yani hayvanlar için de aynı prosesin, aynı sürecin söz konusu olduğunu söyledik. Dolayısıyla buradaki durum insanlara özel bir durum değil. Dolayısıyla bunu bir hayvan için üretiyorsanız yani bir kedi için üretiyorsanız henüz kediye, kedi için kullanmaya başlamadığınız bir dönemden söz ediyoruz. Ya da bir insanda kullanacaksınız henüz insanda kullanmadığınız bir dönemden söz ediyoruz. Yani anlaşılan hiçbir e, aşama atlanabilecek, hızlıca geçirebilecek aşamalar değil. Bir ilaç üretilirken, ilaç geliştirilirken on binden fazla bileşikle araştırmalara başlanır ve bu 10.000 tane bileşikten sadece bir ya da birkaçı ilaç olma adayı olarak ön plana çıkar ve bunlardan belki sadece bir tanesi onay alma yetkinliğine sahip olur. Peki biz neden bu özellikle aşı Oluşturma, geliştirme dönemlerinde neden en çok faz kelimesini duyduk, faz dönemlerini duyduk? Yani e, şu an mesela bir klinik dönemin, preklinik dönemin hatta ve hatta keşif araştırma döneminin hı hı. de çok önemli olduğunu duyuyoruz. Elbette. Ama biz hep faz duyuyoruz. Şimdi fazı neden duyuyoruz? Çünkü yani neden diğerlerinden haberdar değiliz? Diğer aşamalar o kadar da önemli değil mi? Yani? Hayır, işte tam tersi. Yani zaten bir ajanın, bir kimyasal maddenin ya da biyolojik bir maddenin ilaç olarak nitelenebilmesi için ilaç niteliği kazanabilmesi için elbette faz dediğimiz o klinik süreci tamamlaması başarıyla tamamlaması gerekiyor. Bu bir zorunluluk ancak oraya kadar bir e, ajanın o noktaya gelmesi de çok kolay bir iş değil. Evet. Denekler, denekler, denekler diyoruz. Bunun e, yaklaşık sayısı hakkında bize bilgi verir misin? Tabii ki veririm. Şimdi şöyle tanımlanıyor. Çok basit, çok net rakamlar vermeme gerek yok. Bu çünkü çok büyük değişkenlik gösterebilir hani şeyin ilaç olma niteliği ya da ilaç adayı olan madde ile ilgili olarak. Ama şöyle tanımlanıyor. 3 tane temel faz var klinik aşamada. Yani artık ilacın denenmeye başlandığı aşamada 3 tane Önemli faz var. Yani faz diye dediğimiz asıl burası işte. Birinci faz dediğimiz aşamada ilacın etkinliği ile ilgili testler yapılıyor. İlacın etkinliği ile ilgili yapılan testlerde yani asıl hedef canlı da etkin mi değil mi bu sorunun yanıtı aranıyor. Ve burada onla nitelenebilecek, onla tanımlanabilecek sayıda gönüllü, e, şey, gönüllü üzerinde test ediliyor. Ya da işte denek üzerinde test ediliyor. Onlu sayılar mı yani? Onlu sayılar evet. Hı hı. İkinci faz dediğimiz olguda da bu rakam yüzlü rakamlara çıkıyor. Burada da ilacın etkinlik ve güvenliği beraber değerlendiriliyor. Üçüncü fazda ise artık rakam binlerle ifade ediliyor ve burada artık ilacın etkinlik ve güvenlik açısından kendini tamamıyla kanıtlaması bekleniyor. Şimdi bundan sonra artık biz işte hani yine son günlerde çok duyuyoruz onay süreci başlıyor. Şimdi ona yaşaması çok önemli. Aslında klinik aşama çok önemli. Yani klinik aşamada siz bir ajanın ya da bir maddenin, ilaç adayı olan bir maddenin ilaç niteliği kazanmasını istiyorsanız ve klinik çalışma yapmak istiyorsanız dünyada çok önemli iki tane kuruluş var. Bunlardan bir tanesi FDA yani Amerikan İlaç ve Gıda Ajansı. Diğeri de EMA, Avrupa İlaç ajansı. İlaç uzunca bir dönemden geçti, hı hı. üretilene kadar. Evet. Keşif yapıldı, araştırma yapıldı, klinik, preklinik dönemler, onay yaşaması, onay aldı ve artık kullanılmaya başlandı. Evet. Sonrasında toplatılan bazı ilaçlar var. Evet, güzel bir nokta. E, bu kadar süreç boşa mı gitti? E, yani <laughs> bu, bu evet bazen öyle nitelenebilir. Neden yani, öyle tanımlanabilir? İlaç. Yani şöyle, ne demek daha doğrusu top ilaç toplatmak ne demek? Şöyle, şimdi burada önemli bir nokta var. Farmakovijilans risk değerlendirme süreci. Şimdi bu çok önemli bir süreç ve onay sürecinden hemen sonra başlıyor. Farmakovijilans dedin. Farmakovijilans dedim açıklayacağım. İlaçla ilgili izleme süreci devam ediyor. Onay aldıktan sonra EMA tarafından bir ilacın izlenme süresi yaklaşık olarak 5. Şimdi bu 5 yıllık süre içerisinde ilaçla ilgili Etkinlik ve güvenlik verileri toplanmaya devam ediyor. Peki özellikle bu koronavirüs aşısı ile ilgili duyduğumuz acil kullanım izni var. Hmm. Sanırım FDA'nın verdiği bir izin bu. Yani birçok yani biz de şu anda ulusal çapta bununla ilgili onaylar veriyoruz. Neden acil kullanım izni? Şimdi acil şöyle tanımlanıyor. Eğer bir problem çok ciddi ise yani toplumu çok önemli düzeyde etkiliyorsa ve bir an önce ona karşı bir çözüm üretilmesi gerekiyorsa o biraz önce bahsettiğimiz süreçler kırpılabiliyor. Yani, yani neden acil kullanım izni derken şundan bahsediyorum. Bu süreç çok uzun Hı -hı. ama acil kullanım izni diye de bir şey var, var. belli ki. Evet, evet. O zaman şimdi bunlar daha az mı güvenli? Yani bu, bunu şöyle yani <laughs> soru işaretleri, <laughs> soru işaretleri elbette yani bu, bu bunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Soru işaretleri çok fazla. Ama acil kullanım izinleri ya da acil kullanım onayları verilirken firmalardan şu taahhüt alınıyor. Ben bundan sonraki süreçte elde ettiğim tüm verileri seninle paylaşacağım ve sana sunacağım. Ve siz aslında önceden şu yükümlülüğü üstlenmiş oluyorsunuz ilaç firması olarak. Ben bir ürün ürettim ve bu ürünle ilgili çıkabilecek her türlü sorumluluğun arkasında ben varım. Belirli şartları var. Var. Ve tabii süresi tabii ki, var. Tabii ki süresi var. Bir yıl gibi bir süresi var. Bir, yılın, bir yıl içerisinde e, bu kullanım, acil kullanım onayları bir yıllık veriliyor. Ve bir yılın sonunda herhangi bir olumsuzluk söz konusu değilse o e, onay yenilenebiliyor. Normal sürece baktığın zaman bir ilacın keşif ve araştırma döneminden e, ilaca dönüşmesine kadar geçen süre 10 yılı aşkın. Son bir soru. Evet. Sen bir farmakologsun. Hı hı. Sen hiç ilaç ürettin mi? <laughs> ya da istesen yapabilir misin? Yani <laughs> bu tabii çok zor. Yani ilaç ürettim demeyeyim ama ilaç neteliği kazanabilecek e, iki tane ürünüm var. E, bunlardan e, bir tanesi e, patent aldı, İkincisinin patent alma süreci devam ediyor. Peki sıfırdan bir ilaç üretebilir misin? Sıfırdan bir ilaç üretmek çok da kolay bir iş değil. Bir önce söylediğim gibi 10 binden fazla bileşik var ve bunlardan sadece birkaçı e, ilaç adayı olabiliyor. Yaklaşık olarak 10 yıl beklemeniz gerekiyor ve cebinizde keş 2-3 milyon <laughs> dolarınızın olması gerekiyor. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.